The Bear, FX'in yaptığı Hulu'nu yayınladığı ve 5 Ekim'de de Disney'e gelen The Ayı dizisi. E, aslında bu diziyi daha erken konuşacaktım. Yaklaşık böyle herhalde izleyeli bir ay falan oldu. E, Amerika'da Hulu'da yayınlandı. Disney'e de gelecek dedim bekleyeyim zaten herkes izleyebilsin. Güzel bir dizi. Şimdi anlatacağım ben bir şekilde yurt dışında izleme fırsatı buldum ama herkes erişememiş olabilir. E, ya da işte torrentlerden şuradan buradan erişip belki de aranızda izleyenler oldu zaten. ...ki Twitter'da da çok konuşuldu üzerine... ...artık Disney'de geliyor... ...rahat rahat izleyebilirsiniz... Ee, ...tabii ben de bunu niye bu zamana koydum... ...işte bedava reklam biz de enayiz ne yapalım yani... <laughs> ...şaka bir yana... ...gerçekten hiçbir alakam yok... Ee, ...sadece ekmeğimin peşindeyim... ...dizinin tarihi, geliş tarihi... Ee, ...benim bu videoyu koymam için... ...aslında bana iyi bir fırsat oldu... ...şimdi diziye gelirsek... ...ilk kısmında biraz spoilersız konuşacağım... ...spoilersız ufak bir dizi ne anlatıyor... E, ...neyi amaçlıyor... Neden iyi bu dizi? Onu biraz anlatacağım. O noktada izlemeyenler bu kısmı izleyip o noktada kaçıp gidebilirler. Dur ben şu diziye bir bakayım ya da işte e, bir şekilde izleyeyim bunu deyip uzayabilirsiniz. Geri kalan kısmı için de hani izledikten sonra gelebilirsiniz. İzleyenler de spoilerlı kısmı daha derinlemesine dinleyebilir. Ha ulan benim hiç umurumda değil. Spoiler spoilersız hiç dert değil. Ben gelir her türlü dinlerim. Anlat kral diyorsanız da anlatacağız bakalım. Yine vır vır anlatacağız. Şimdi dizi genel hatlarıyla aslında yakın dönemde çıkan birçok diziye göre teknik olarak farklı. Nedir bu teknik farklılıktır? Şimdi bazı diziler çıkıyor değil mi? İşte yakın dönemde House of Dragon zaten kanalda da çok konuşuyoruz. İşte Rings of Power çıktı, başka uzunlar diziler çıkıyor. Better Call Saul, işte Dahmer şu ara çok konuşuluyor yine Netflix'te. Bu dizilerin hepsinin bölümleri birer saat. Çıkmıyor mu 20 dakikalık, yarım saatlik diziler? Çıkıyorlar. Bunlarda da ya işte sitcom oluyor, yine dramalar oluyor ama tempo genelde e, benzer oluyor bu tarz e, janralarda. Burada üçgenin bütün ayakları tek bir diziye toplanmış gibi. Ne bu? İşte birincisi bölümler çok kısa. 20 dakika, 25 dakika, bazı bölümler 30 dakika. İkincisi çok hızlı. Müthiş. Yani çok hızlı hem de çok tempolu bir dizi. İzlerken hiç sıkılmıyorsunuz. Ama şundan da korkmayın işte üçüncü ayakta sizi rahatlatacak bir tempo değişkenliği de var. Yani yer yer yavaşlıyor, yer yer hızlanıyor. Mükemmel bir ritim oluşturuyor dizi. Müthiş teknik olarak bu acayip bir başarı bence. Yani yakın dönemde teknik olarak üzerine en çok düşünülmüş. Ya biz işte hızlı, iz, hızlı dizi izlemek isteyen de mutlu edelim. Ya ama bunu izlerken bir şeyler de anlatalım. Bomboş bir şey de olmasın. Üzerine de hem yavaşlayalım hem hızlanalım kısmını çok iyi yapmış. Bir dizi var elimizde. O açıdan hiç korkmayın. Evet giriş çok hızlı olabilir. Of bu dizi çok hızlı beni çok yoracak diyebilirsiniz. Korkmayın. Düşüyor, çıkıyor, derinleşiyor ve çok iyi bir taktik kullanıyor aslında ki Better Call Saul'da da bunu yakın zamanda gördük. Ve aslında kaliteli dizilerin birçoğu bu taktiği kullanıyor. Geçmişe dönüp reveal etme yani ortaya çıkarma. Böylece ne oluyor? Siz karakterleri bugün de izliyorsunuz. Onlara belki tutunuyorsunuz ama tutunmaya çalışırken de bir şeyler arıyorsunuz. Yani sizi mutlu edecek, sizi rahatlatacak bazı şeyler yapmasını istiyorsunuz. Yapıyorlar bazen, bazen yapmıyorlar. Bunların ters tarafları hep geçmişte ortaya çıkıyor. Ya yani baktığınızda geçmiş reveal olduğunda Aa bu karaktere karşı bir hayal kırıklığınız da oluşabilir. Aa evet bunu bundan yapmış deyip daha da çok bağlanabilirsiniz. Bu bence çok iyi bir taktik. Böylece ne oluyor? Sizi anlatıda sona odaklamıyor. Ya, ama sonunda bir sürpriz çıksın, bölüm sonunda bir cliffhanger olsun. Of buna odaklanayım. Geri kalan fıt, aklımdan silinsin, silinsin, gitsin, derdi yok. Böylece hem diziye daha çok bağlanıyorsunuz, hem karakterlere daha çok bağlanıyorsunuz. Hem birini sevmek ya da nefret etmek zorunda da kalmıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz. Bence bu çok güzel. Çünkü bu çok yorucu. O taraftarlık hissi bazen beni çok yoruyor artık. Dizi teknik olarak o yüzden yorucu gelmesin. Bence odaklanın. Sonuna kadar izleyin. Biraz Ted Lasso mantığıyla hareket ediyor bu arada dizi. De Lasso izleyenler ya da videosunu izleyenler kanalda hatırlayacaklar. Orada futbol ortamını kullanıyordu. Zaten futbolun teknik olarak uygulanmasına pek önem veren bir dizi değildi. The Bear'ın farkı teknik olarak mutfağın dizide uygulanması çok yüksek. Onu söylemem lazım ama mutfağı yine bir aracı olarak kullanıyor. Bu aracıyı ne için kullanıyor peki? İşte jenerasyonlar arası farklar, aile içi ilişkiler, bunların tamir edilmesi. Tırnak içinde bu tamir konusuna değineceğiz zaten. Iııı... Ee, geçişlerde özellikle de bu jenerasyon geçişlerinde iletişimin değişimi işte biz burada gerçekten yeni jenerasyon iletişim kuramıyor muyuz yoksa başka dertlerimiz alışkanlıklarımız var da bunlardan mı vazgeçmek istemiyoruz vesaire vesaire gibi birçok konuya değiniyor. Hatta en sevdiğim kısımlardan biri de şu oldu. Şimdi benim belki basket dizi videolarını izleyip basket videonu izlemeyen muhtemelen çok kişi vardır. Orada bunu çok anlatmıştım ama burada kısa bir değinmek istiyorum. Dışarıdan baktığınızda koçluk ya da futbol teknik direktör ya da basketbol koçluğu, NFL, tenis ne derseniz deyin. Ama özellikle takım sporlarında önemli olan teknik taktik bilgisi değildir. Tabii ki önemlidir bu ama %20-%30'udur işin öyle diyeyim. Geri kalan %70-%80 iletişimdir, ikna gücüdür. Yani siz ne bilirseniz bilin, karşı tarafa aktaramazsanız, karşı tarafa iletişime geçemezsiniz. Onun size ikna olmasın, onun size bir saygı duymasın ama bu ast üst ilişkisi bir saygı değil. Size Aa evet bu kişi bilgili ben bundan bir şeyler alabilirim ona da bir şeyler verebilirim dedirtebilirseniz işte o zaman bu ilişki başlar. Siz o zaman iyi bir teknik direktör, o zaman iyi bir koç olursunuz ve bir takım oluşturabilirsiniz. Mutfakta aslında bunu kullanıyor. Mutfakta bir coaching var. Özellikle baş karakterimiz Carmen'in e, bu coaching'i e, bir çaylak haliyle ele alması falan çok iyi. Zaten ileride de takımını kurarken herkesin farklı sorunları, farklı dertleri, farklı e, teknik sorunlar var. Bunların hepsini tamir etmeye çalışıyor. Bir yandan da kendini tamir etmeye çalışıyor. Çünkü kaybettiği bir abisi var. Korkmayın bu spoiler dizi bununla açılıyor. Abisini kaybettiği için e, onu abisinin işlettiği de sandviç dükkanının başına geçmesini gerekiyor. Çünkü abisi bunu onu varis göstermiş. Orada ortak bir arkadaşı da var beraber çalıştıkları ama ona vermemiş ya da işte diğer kız kardeşine vermemiş. Özellikle Karmiye dükkanı bırakmış. Olaylar da buradan başlıyor. Şimdi dediğim gibi dizi e, Ted Lasso yöntemiyle yapılsa da teknik olarak e, Mutfakta çok iyi. Özellikle yakın çekimler, yemek yapma sahneleri. Ya gerçekten dizi izleyince acıkacaksınız. Buna, buna şimdi hazırlanın. O yüzden gece yarısı izlemeyin. Sonra mutfakta böyle dolaptan hemen sucuk çıkarıp kesip böyle sandviç yapmaya çalışabilirsiniz. Gece izlemeyin bence. Böyle tok karnı izlerseniz daha iyi olabilir. Gerçekten sizi acıktıracak. Çok dengeli bir iş. Yani dizi çok tatlı değil çünkü böyle içinde gerçekten o dengeyi sadece bir tutam tuzu atıyor. Nedir bu tuzlar işte? Güzel sarkastik bir e, kara miza var. Yer yer daha biraz da sertleşen bir miza var. Ciddi bir draması var. E, yer yer çok hızlı akan bir hikayesi var ama bu da derin bir hikaye. Yani özetle çok dengeli bir yemek gibi dizide. Kendisi de yemek referansları ile ilerliyor. Referanslar hep günümüzden. Çok eski değil. O da güzel. Ya yani böyle e, kopuk değil dünyada. Ya ben bugün bu, bir şefin bu filmi izledi bu dizi izlediğinde ya da şu anda yeni mutfakta çalışmaya başlayan şef adaylarının e, bu dizi izlediğinde mutlu olacağını düşünüyorum hem bugünden referanslar var hem gerçekten işte başkar baş karakter oynayan oyuncumuz hemen de adını da söyleyelim Jeremy Allen White mesela ciddi ciddi yemek eğitimi almış çok ciddi uğraşmış e, kullandığı referansları teknikleri de Muhtemelen gördüğünüzde bunu bilen kişiler için hiç yabancılaşmayacağı şekilde de uygulamışlar. Evet dizi e, özetle spoilersız olarak böyle. Dediğim gibi yani hem derin bir iş olsun, hem hızlı izleyeyim, hem eğleneyim, hem stres olayım, hem çatışma göreyim, hem böyle güzel derin bir hikaye işlesin bana diyorsanız bu dizi tam sizlik. 8 bölüm, dediğim gibi ortalama 25 dakika takır takır izlersiniz ve Üzerine de düşünecek bir şeyleriniz olur. O yüzden öneriyorum deyip e, spoilerlı kısma geçiyorum ufak ufak. Spoilerlı kısma geçerken e, aslında nasıl anlatacağım bu diziyi diye düşündüm. Yayından önce de hazırlanırken maddelere böldüm. Biraz böyle adım adım gideceğim. Hani 1-2-3 gibi değil de böyle başlıklar altında gideceğiz. Bu başlıklara girmeden önce şunu söylemem lazım. Bu dizinin bence ana oda e, özellikle hem aile içi iletişim tabii ki burada çok önemli... Ama bununla ilgili biz aslında geçmişe dönük review'lar oluyor. Çok önemli review'lar oluyor dizinin içerisinde. Ama çok ciddi detay göremiyoruz. Esas detayı zaten bugüne veriyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Biz bugün geçmişteki hatalarımızı, bize kazandığın alışkanlıkları nasıl tamir edebiliriz, nasıl düzeltebiliriz ve nasıl bugüne adapte olabiliriz özelinde? işliyor dizi. Yani burada biraz şunu soruyor aslında. Yani yeni nesille iletişimimiz cidden tamamen farklı mı? Yoksa biz alışkanlıklarımızı değiştirmekten mi korkuyoruz? Yani kendi konfor alanımızdan çıkmak mı istemiyoruz? Bu eskiden öğrendiğimiz şeylerin yanlış olduğunu kabul etmek mi istemiyoruz? Çünkü bunları kabul edersek değiştirmemiz gerekecek ve bu bir iş yükü ve mental büyük. bunları mı kabul etmek istemiyoruz yoksa? Bunun üzerine kuruyor bütün yapısını deyip mesela ilk başlığım burada iletişim ve koçluk olacak. Zaten bunu giriş kısmında biraz bahsettim. Yani saygı kazanmak artık e, günümüzde e, bağırarak çağırarak olmuyor öğretmenlik de böyle, mutfakta da böyle, takım sporlarında da böyle. Başka aklınıza gelebilecek astüs ilişkisinin olduğu birçok yerde böyle ki yeni nesil şirketler artık çok büyüyen, hızlı büyüyen, daha teknolojik yeni nesil kafası çalışan ama tabii günün sonunda yine karını maksimize etmeye çalışan şirketler bunlar ama çalışan mutluluğunu özellikle elinde tutmak için çalışanını çok önem veriyor ve daha paralel bir yapı kurmaya çalışıyor astüs ilişkisinden çok. Evet sizin şirket içinde yine müdürleriniz, direktörleriniz, cartlarınız, curtlarınız var ama onlarla ilişkiniz işte efendim bilmem ne bey önümü ilikleyeyim sakalımda tıraş oldum. Çok özür diliyorum efendim şimdi bana bağırmamanız için bütün işlerimi zamanda yapmaya çalışacağım gibi bir sistemde değiller. Ki mutfak da aslında burada en eski kafalı yerlerden biri. Bunu ben dışarıdan da dinledim yer yer. Ee, çok ucundan kendim de bir görmüşlüğüm var. Gerçekten çok stresli yerler. Ee, orada bağırma, çağırma, işte zaten dizin içerisinde görüyorsunuz işte Karmi karakteri daha önce çok dünyanın en önemli restoranlarından birinde çok sert bir şefle çalışıyor. Ee, ve orada ona nasıl davrandığını, nasıl onu aşağıladığını, hatta bağırmadan bile nasıl aşağılayıp psikolojisini bozduğunu görüyoruz ve bunlar aslında bir miras olarak kalıyor. İşte işin sıkıntısı bu siz alıyorsunuz. Atıyorum 70'lerde başladınız. Orada öğrendiniz. O mirası aldınız. 80'ler, 90'lar, 2000'ler derken hep bir sonrakine taşıyorsunuz. Carmi de bunun arasında kalmış bir karakter. Baş karakterimiz Jeremy Allen White'ın oynadığı Carmi karakteri. Abisi Mike öldükten sonra restoranın başına geçiyor. Bir ekip kurması lazım. Burada artık yeni nesil e, ve burada hem yaşlı insanlarla çalışıyor hem genç insanlarla çalışıyor. Ve daha yeni nesil bir iş yapmaya çalışıyor. Ee, i̇şi çok zor. Hem e, kendine öğretilen bir dünya var, bir yapı var, bir sistem var. Ama bir yandan da bunu uygulamak istemiyor. Ama tüm gün oraya yaparken de mental olarak sorunları var. Abisine karşı ulan acaba benim yüzümden mi intihar etti? Biz niye ayrı kaldık? Neden benimle konuşmadı? Dükkanı belki ölmeden de devredebilirdi ya da beraber çalışabilirdik. Bu zaten kafasına en çok takılan şey. Bunları da çözemiyor. O yüzden tam olarak böyle iki nesil arasında sıkışmış kalmış bir karakter karmi bunu bize çok iyi yans yansıtıyor. Ve aslında onun yapmak istediği ne? E, çalışanına hep şans vermek. Ve şans verirken de onu bir şekilde motive etmek. Ama bunu bağırarak yapmak istemiyor. Ama elinde olmadan da yapıyor. Nedir bu çalışana şans vermek? İşte kendi restoranda aslında bunu ilk başta görüyoruz. Sosu devamlı kötü yapan bir çalışanı var ama onu kovmak yerine daha iyi yapması için işte bilmem ne olmuş hemen bir feedback şunu şöyle yap böyle yap şeklinde hemen yönlendirmeye çalışıyor. Ha bunu yine sert mi yapıyor? Evet o sistem içerisinde yapmak zorunda. Çünkü yapmadığı zaman zaten geri patronu kovuyor. Aslında onun derdi orada çalışanı korumak. Bu çok zor bir şeydir bu arada. Hani ben de yöneticilik yaparken bunu biraz hissetmiştim. Yani eğer ara bir yöneticiyseniz ya patronunuzun yanında olacaksınız ya çalışanınızın yanında. İkisi birlikte olmuyor. Ha tam ortada durursanız zaten iki taraf içinde tam bir kaypak oluyorsunuz. Bu sefer iki tarafta sizi iplemiyor. Yani çok zor bir iş yöneticilik. O yüzden çalışanınızın yanında olmak benim her zaman tercihim. Ha bu da kovulma nedeniniz olabilir o da aklınızda olsun. Carmi de zaten bununla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyor iki taraftan da. Hem işte abisinin de eski orta alan arkadaşları olan Richard'da sorunlar yaşıyor Richie ile. Diğer zaten daha eski yaşlı çalışanlar olan işte Tina ile falan sorunlar yaşıyor. Bunları da çözmeye çalışıyor bu arada kalmışlığının ortasında burada bence ilk uyguladığı güzel taktik ne biliyor musunuz? Yani çalışanların kendi geliş kendini gelişmesi bak kendinin iş geliştirmesine izin veriyor. Hani bu şey boşluğunu yapmıyor. Kendini geliştir. Git bakalım biraz kitap oku şimdi ha. Şimdi benim dediğim tatlıyı yap. Hadi bakalım sen şimdi git biraz şurada eğitim al. Şimdi gel benim dediğimi yap demiyor. Ne yapıyor burada? Kendi sevdikleri şeyi bulmalarına izin veriyor. Kendi yemeklerini, kendi uğraşlarını ki nereye yoğunlaşarsa mutlu olacaklarına izin veriyor. İşte mesela markusu Marcus'a Marcus normalde ekmek yapan biri içeride. Ona e, önce ekmeği nasıl daha yapabileceğini gösterip ona bu fırsatı verip kendi onu aslında geliştirip işte taktik burada. Ona saygı duyurt duyurtuyor. Oha diyor evet bu adam bana verdiği taktikle ben bunu daha iyi yapabileceğim. Gidiyor ekmeği daha iyi yapıyor. Sonra kendisi tatlılar geliştirmeye başlıyor. Bu tatlıları beğeniyor. Belki orada kimse buna izin vermeyecekti. Ya bu yenmez, bu tutmaz. Gerek yok denecekti. Öyle yapmıyor. Mesela buradan bir örnek verebilirim. Yani Hollanda'da Van Stapel diye bir tane e, kurabiyeci var. Şu an çok ünlü Hollanda'da. Ben açıkçası ilk gördüğümde dedim herhalde burası böyle 30-40 yıllık bir yer ya. Hatta daha eski. Yani, i̇nanılmaz bir önünde sıralar oluyor. Her gelen turist mutlaka uğrar. uğrar. E, Hollandalılar da çok bol alıyorlar. Bir tane kurabiyeci ve tek tip bir kurabiye yapıyor. Çikolatalı. Çok güzel bir kurabiye. Ortasında bir beyaz çikolata var. O da içine eriyor. Çok hafif böyle. İnanılmaz dengeli. Kahvele falan inanılmaz yenen çok güzel bir e, kurabiye. Sonra bir baktım böyle hikayesine bu falan diye. Halbuki böyle 10 sene önce falan açılmış bir yer. E, bir hanımefendi açmak istiyor. Danışıyor, ediyor işte yapıyor kurabiyelerini. E, pazar araştırmasını yapıyor. Dışarıdan danışmanlardan bilgi alıyor. Burası biraz klasik gelebilir. Evet tutmaz. Tek ürün satılmaz. Tek ürünle dükkan mı döner? Şeklinde bir... Geri bildirme alıyor her seferinde. Çok iplemiyor açıyor dükkanı. Dediğim gibi şu an günde 3000 lira 5000 arası kurabiye satıyor. 3 bin lira 5 arası kurabiye <laughs> bayağı yani 6 tanesi 10 euro. Oradan hesaplayın şimdi aranızda Kayseriler vardır benim gibi. 6 tanesi 10 eurodan günde 3 bin onu bir hesaplayın siz. Ve Amsterdam'ın göbeğinde küçücük bir dükkanda muhtemelen çok büyük kiralarda ödemiyor oraya. Bu bir başarıdır yani ama bu başarı kar başarısı değil ya gerçekten kazandığı para şimdi size çok yüksek gözükecektir ama... ...orada işte mesela kendi muhtemelen arkadaşları olan... ...ya da gerçekten işe ihtiyacı olan... ...aynı anda çalışan 5-6 tane bizim gördüğümüz kadın çalıştırıyor. Arka tarafta çalışanlar var. Yani şeyi de sıkmıyor. Bir kişi çalışacak, bir kişi kurabi yapacak... ...biz burada kardan coşacağız falan gibi de bir yapısı yok. Ve herkes de çok mutlu. Ve işte bu... Buradaki bakış açısı da Carmine'in buna kayıyor. Ya yani ben burada herkese fırsat vereceğim. E, ve onlar bunu geliştirecekler ama tabii kendisi henüz kendini düzeltemediği için bunu nereden anlıyoruz? Rüyalarından. Daha böyle dizinin açılışında o kafesteki ayıyı zaten serbest bırakamıyor. Serbest bıraktığında ona saldırıyor. Çünkü kafasında ailesiyle ilgili çözemediği, abisiyle ilgili çözemediği, kendiyle ilgili çözemediği, karar veremediği arada kaldığı birçok durum var. E, zaten bunda Sid olan ilişkisinde görüyoruz. Marcus'a izin verirken Sid'e kendi yemeği için izin vermiyor başta. Çünkü onun daha iyi olabileceğini düşünüyor. Onunla bir çıkar çatışmasında olduğu için değil. Ama bunu iyi aktaramayınca da Sid orada kontrolü kaybediyor ve dizinin en güzel bölümlerinden biri olan 7. bölümü yaşıyoruz. Sid'e övgü onaylanma dışarıdan gelince ve onaylanma övgüyü içeriden alamadığı için ona böyle hayran hayran dinlerken bir hata yapıyor. Pre-order yani siparişleri açık bıraktığı için 7. bölüm tam bir kaos oluyor. Burada çok detaya girmeyeceğim. izlersiniz. Dizinin gerçekten 7. bölüm inanılmaz bir ikinci peak noktası. Zaten 8. bölümle beraber rahatlama geliyor ama 7. bölüm bu dizinin gerçekten en bomba bölümlerinden biri. İkinci başlığa geçeyim. Emek ve emeğe yaklaşım ve alışılmış baskılar diye ayırmıştım bu başlığı. Burası biraz Sydney karakteri. Üzerinden dönüyor Sydney karakteri. Dizinin aslında en genç ve ...Karmi'ye duyduğu, bildiği, onu tanıdığı için hayranlıkla onun restoranında çalışmaya gelen... ...bir karakter. Karakter, Sydney karakterinde Ayo Edebiri oynuyor ve mükemmel oynuyor bence. Gerçekten çok doğal bir oyunculuğu var. Yani bu doğallı şey gibi, yani doğaçlama falan anlamında söylemiyorum. Yani gerçekten... ...çok pro bir oyuncu gibi değil. O günü yaşayan genç, kafası karışık ama ne istediğini bilen, neden kafası karışık, iletişim nasıl kuracağını... ...çok bilmiyor. Karmi'den öğrenecek ama öğrendikleri şeyler doğru gelmiyor. Ama kafasında bir sürü plan da var. Kendisi işler denemiş, batırmış. Genç yaşına rağmen. Genç yaşına rağmen de işte e, buradaki ana sıkıntı. Bizde hep öyle bir bakışta da vardı ya genç yaşına rağmen. Yaşın bir öneminin olmadığını bu dizi bence bize çok iyi anlatıyor. Zaten Karmide bu hiç ilgilenmiyor. Gelir gelmez ona en ciddi görevi veriyor. Onu head şefi yapıyor işte bilmem ne. En, en zor görevleri veriyor. Direkt ondan en az 15-20 yaş büyük insanları yönetmesini istiyor. Ya ona hiç yaşıyla yaklaşmıyor. Sid de ne yapıyor ama kendini bunun e, gazına kaptırmıyor. Önce diyor ki dur diyor bir emeğimizin karşılığını bölüşelim. Nedir emek? İşte bak burada herkes çalışıyor. Bizim fazla harcamalarımız var. Ben de burada para kazanmak istiyorum. Bu harcamaları nasıl azaltabiliriz? Nasıl emeğin karşılığına çevirebiliriz? Bunlarla uğraşıyor. Mükemmel. Zaten dizinin ana noktanın, ana bacaklarından biri de bu. Hem içerideki nesil arası fark, hem orada gerçek emeklerinin karşılığını alma hem bunu yaptıkları işte hem de elde ettikleri gelirle e, bunu e, ortaya koyma işini çok iyi yapıyor Sid karakter üzerinden. Ha burada zorluklarla karşılaşmıyor, karşılaşıyor işte Tina karakterinin yoldan daha yaşlı. Hemen Sid arkasından dedikodu yapıyor. E, işte onu e, kıskanıyor. Ayağını kaydırmaya çalışıyor. Burada şey olabilir seyirci Ha hemen de boomer şey yaptı. Ama o da anlıyor sonra. Yani Sidon'la iletişim kuruyor. E, yöntemleri değiştiriyor çünkü. Önce o nasıl alışmış? Hep bağırış, çağırış. Onu yap, bunu yap. Ya da işte yani yaşlısın ablacığım tabii sen ne desen haklısın gibi. Ya da işte dışarıda sorunlar çıkıyor. Dışarıdaki sorunlara yaklaşımı e, işte orada Richie silahla çözmeye çalıştığı bir sorunu sandviç ikram ederek çözüyor. Elektrikler gidiyor. Yemek yapmaya lazım. Bütün ekipmanı dışarı taşıyıp mangal yakıyor barbeküye çeviriyor ki bunu mesela burada covid döneminde de restoranlar yaptı. Kapanınca sokağa çıktılar o çok pahalı restoranlar çok uygun fiyatlara böyle mangallar barbeküler yapmaya başladı. İnsanlar hapur puru yediler. Mükemmel iş çıktı mesela. İşte Sid de bu yeni nesil yaklaşımları, adaptasyonları bildiği için bunları uyguluyor ve Tina gibi karakterler bu sefer onu yermek yerine, onun ayağını kaydırmak yerine onu gözlemleyip ondan bir şeyler almaya başlıyorlar. Aha diyor evet yani bunu yap, yapıyor, bunu biz de yapabiliriz, ben de yapabilirim, ben de bir şeyler öğrenebilirim. O zaman bunu birlikte yaparsak daha da iyi yapabiliriz. İşte böyle takım oluyorsunuz. Yani biri size takım ol dediğinde takım olamazsınız. Hep yaparak, göstererek, paylaşarak, emeğin karşılığını vererek, yakınlaşarak. Tabi bu yakınlaşma yine yanlış anlaşılmasın. İlla böyle cıvık bir yakınlaşma değil, profesyonel bir yakınlaşma da olabilir. Ama birbirinizi anlamanız... ...ve ortak hareket edebilecek paydaya gelmeniz önemli. Bunu da Sid karakteri üzerinden yapıyorlar. Yani Carmi de ondan devamlı bir şeyler öğreniyor. Zaten burada e, bu olaylar gelişirken dizinin içerisinde... ...devamlı bir çatışma var. İşte Carmi Rich ile çatışıyor, Rich'i Sid ile çatışıyor. Bunlar genelde söylediğim gibi işte temel yöntemler... ...yönetim yöntemleri, mutfağa yaklaşımlar... ...daha teknik konular da var orada. İşte buna salça konmazdan makarna öyle pişermiyor... ...öyle sandviç olur mudan böyle tatlı yapılır ya kadar aslında bir ton alanda çatışma var tabi aile içinde Carmen'in sadece içeride bir hayatı yok dışarıda da kendisini bulmaya çalışıyor bunu aslında tek başına yapmaya çalışıyordu bundan kurtulmak için de kardeşi ile aslında o da kendi ilişkisinden düzeltmeye çalışırken Natalie de dizideki nickname'i Sugar o da ona yardım etmeye çalışıyor ve bir terapi seansına gitmeye başlıyor toplu yapılan bir terapi ve orada o da kendini düzeltiyor zaten diziyle ilgili benim en çok sevdiğim şeylerden biri kimse kendi işini kendi sorununu bireysel olarak çözmeye çalışmıyor bu çok iyi yani biz bunu yapacaksak birlikte yapacağız tek başıma yapamıyorum kardeşimden de yardım isteyebilirim utanmama gerek yok başta çünkü aslında yapamıyor kardeş iletişim çok zayıf böyle abisinin işte ölümünden sonraki İlk doğum günüydü sanırım. Tabii ilk doğum günü geliyor. O doğum günü kutlamasına ya da oradaki anmaya gitmiyor. Gidemiyor yani. Onu beceremiyor. Biraz tabii belki abisinin öfkesinden, belki başka sorunlardan. Ama bunu yapamadıkça da iyileşemediğini fark ediyor. Bunu nasıl fark ediyor? İşte bu da zaten dizinin en önemli noktalarından biraz da çevresinden bunu fark ediyor. Çünkü zarar verdiğini görüyor. Ya ben bunu kendi hayatımda da aslında çok sık hissediyorum. Yani bir konuya direkt Mesela Twitter'da bir gün bir şey görüyorsunuz bir anda atlıyorsunuz Böyle çok sinirleniyorsunuz ulan şöyle böyle girerim ben buna ama o anda durup bazen şunu düşünürler bu benim başıma da gelebilir Yani bu yüz kızartıcı bir şeyden bahsetmiyorum bir yanlış anlaşılma olabilir basit bir hata olabilir bir söylem olabilir bir görüş olabilir o anda size doğru gelmiş ama aslında genele baktığı insanlara zarar veren yanlış bir şey de olabilir. Ya bunu nasıl düzeltebiliriz bu insana cevabını bilinçli mi söyledi? Acaba bir sorunundan dolayı mı söyledi? Bu benim çevremde arkadaşlarımla yaşayabileceğim bir durum da olabilir ki. Oluyor da zamanında. Bunlara yaklaşımız eğer ulan bende de benim başıma gelirse ben bunu nasıl çözerim? Ya da ben bunu da çözebilir miyim? Sorusuna cevap veremezsem işte o zaman e, açılmanız, kendinizi artık e, tedavi sürecine sokmanız e, gerekiyor. Tamir diyelim biz tabi burada. Dizi biraz da tamirat üzerinden gidiyor. Hem teknik tamirat hem dükkanı tamirat hem ilişkileri tamirat üzerinden ee, bunu yapma empatisini işte karmide çevresinden kazanıyor, çalışanlarından kazanıyor ve onlar artık çalışanları gibi görmüyor zaten dizinin sonuna doğru. Ve demin bahsettiğim o acayip yedinci bölüm aslında dizinin e, ikinci peak noktası ve kırılma anı. E, ve bu, bununla ilgili başlığım aslında e, nesil farkları alışkanlıklar usuller adaptasyonu bundan biraz bahsettim aslında başlığı vermeden e, az önce biraz geçiş yaptım buraya doğru. Biraz daha açmak istiyorum o başlığı. Yedinci bölümün dediğim gibi detayına çok girmek istemiyorum. O bölümü izleyin. Gerçekten müthiş bir bölüm. Ama işte artık en büyük baskı altında kendinizi haklı görmek konusunu çok iyi işliyor. Mesela Ted Lasso'da da bu durum vardı. Ted Lasso'da da işte devamlı toksik bir pozitiviteyle ya da kurduğu ortamla bir noktada kendisini haklı görebilecek, diğerlerini haksız duruma düşürebilecek bir yapıya sürüklüyordu çevresini. Burada da Carmi işte ben Sid'e şey işte head chef'lik verdim. Marcus'a şans verdim. Artık tatlısını yapıyor. Tina'ya şunu yaptım. Rich ile böyle yaptım. Şu anda kendisini artık oranın e, insanlarını borçlu görmeye başlıyor Carmi. Ve yedinci bölüm işte bu borçlu gördüğünüz anda her şeyi isteyebilirim. Bütün sınırları aşabilirim hatasına düşürüyor Carmi'yi. Şuna eminim. 7. bölümü izlediğinizde ilk kızacağınız kişi Sydney karakteri olacak. Kızmayın. Bence en doğrusunu yapıyor. Neden? Zaten en zor anlarda ilişkiyi korumak önemlidir. En zor anlarda, en baskı en çok hissettiğiniz anlarda bu iletişimi korumak önemlidir. Kendinizi bozmamak önemlidir. Oradaki yapıyı bozmamak önemlidir. Ve Carmi bu en büyük baskı anında bunu kaldıramıyor. Sydney'e hakaret ediyor. Tina'ya kızıyor diğer Sidney'in diğer karakterler ilişkisini çok zorluyor, çok geriyor. Marcus karakteri inanılmaz orada böyle donat yapıyordu galiba. Onun böyle donatlarını vurup yerlere düşürüyor. Bütün emeğini aslında yere seriyor. O da yıkılıp gidiyor zaten. Ve her şeyi mahvediyor. her şeyi mahvetti nerede anlıyor biliyor musunuz? Yerde o parçalanmış donatların tadına bakarken. Tadına bakıyor ve çok iyi diyor. Orada aslında anlatmak istediği şu. Çok basit, çok özetle şunu söyleyeyim. Hani bölümün tamamını anlatmadan. Pre-order ekranı açık kalıyor. Bunlar ilk kez böyle online sipariş verecek, online siparişe geçecekler. Pre-order ekranı silmeyen hatasından dolayı açık kalıyor. Ciddi bir sorun var. Yapılacak üründen mesela kek işte 100 tane yapılacaksa 500 sipariş geliyor. Ve o anda bu siparişler yetişecek de iptal de etmiyor. Hepsini yetiştireceğiz, yetiştirmek zorunda diye bütün o stresini kendi tedavi edemediği, tamir edemediği yönlerine, çalışanlarına yansıtıp Marcus'un elindeki donatları deviriyor. Halbuki orada neyi fark ediyor? Ya evet biz kek yetiştiremezdik ama o gün Marcus'un yaptığı orada belki de baya bir donat var. Onları verebilirdi. Ya da işte Sidney'in daha önceden yarattığı bir yemek vardı. Elindeki malzemelerden ona fazla yemek yaptırtabilirdi. Halbuki o neye çalıştı? Kendi kafasına ona alıştırılan o statik statikocu işte kendine öğretilmiş o sert eski sisteme bir anda döndü. İşte bunu yapmaması gerekiyordu. Bunu yaptığı için zaten Sid, o bir dakika ben burada yokum. Yani ne olursa olsun biz her durumda yarattığımızı koruyamayacaksak bunu yapamayız. Marcus aynı şekilde diğer karakterler kalıyorlar ama onların da tadı kaçıyor. Dizinin 7. bölüm bu açıdan müthiş. Yani her durumda, her şartta yarattığınızı korumak istiyorsanız, ilişkinizi korumak istiyorsanız davranışlarınızın değiştirmemeniz lazım. O çizgiyi sınırı aşmamanız lazım. Mesela orada şey de güzel örnek. Sydney de mesela Tina'ya karşı biraz böyle sinirleniyor ama kendini tutuyor. Koruyabiliyor. Tina tamam diyor çözeceğiz. Bağırma bana halledeceğiz deyip karşılıklı iletişimle bir yere kadar hallediyorlar. Zaten Sydney'in farkı işte Carmi'den burada. Çünkü Carmi'den Sydney'e geçiş artık bu nesilden nesile geçiş biraz da bir artık 40 kırklarına yaklaşmış belki 40 üstü bilmiyorum şu anda yaşını tam hatırlayamadım ya da otuzların ortasında biri diğeri daha yirmilerin başında çok gelecek vadeden biri ve ikisinin de fikirleri var ikisinin de hayalleri var ikisinin de yöntemleri var ve ikisi de birbirinden öğreniyor o yüzden bu yedinci bölüm tekrar tekrar vurguluyorum diziyi bence kesinlikle oraya kadar izleyin yedinci bölümü mutlaka kaçırmayın ve gelelim abisinin hareketine. Abisi bütün dizi boyunca planlanmış daha doğrusu kendi ölümünden önce planladığı e, ve aslında olayın ortaya geç çıkmasından değil de burada biraz trik yapıyor dizi. Carmen'in yolda bir şeyler öğrendikten sonra biraz da olgunlaştıktan sonra Mike'ın ona bıraktığını bulmasıyla sonuçlanıyor. Ne bu? E, Tabi şimdi spoiler olduğu için buraya açıklayacağım. Dizinin aslında en büyük e, twisti spoilerı burada. En başta yapmak istedikleri ve Kaminin beğenmediği makarnalar için alınan soslar var domates sosları. Bu sosların içerisinden para çıkıyor. Böyle yüzlerce teneke kutunun içerisinde böyle poşetlere sarılmış paralar konmuş. Bu paraları da aslında e, aile dostu olarak anladıklarım anladığım e, kimden alıyorlardı, neydi abimizin adı, Çiçero'dan alıyorlar. Çiçero e, anladığım kadar böyle daha Amerika'ya yerleşmiş eskiden daha sert olan böyle İtalyan mafyası tadında bir abimiz. Aileyle de yakın. E, da istediği parayı veriyor ama sonra işte gelip diyor ki Karmiye senin bana diyor işte 300 bin dolar 400 bin dolar borcum var. Hadi niye Mike aldı? Niye aldı? İşte restoranı büyüteceğim dedi. Zincir yapacakmış göğe. Ya. E, ne oldu bu paralar bilmiyorum. Restorana bakıyorlar. Restoran bok götürüyor restoranı. İşte orada anlamıyoruz. Çiçer'e diyor ki aslında onun elini bacağını kırmalıydım. Hatta seni de şu an dövmeliyim belki falan ama bir şey yapmıyor. Aksine onlardan hizmet alıyor. Onlar da onunla yakınlaşıyor. Çiçer'e da ilişkilerini düzeltiyor. Artık daha olgun bir insan olmuş. O daha sert mafya yapısından çıkmış. İşte bu biraz İtalyanların e, ailecilik yaklaşımı. Orada da jenerasyon değişiyor. E, işte Scorsese filmlerine bakarsanız mesela o İtalyanlar aslında bayağı ırkçıdır da. Artık yeni nesilde bu da kalmamış. Yani mutfağın yarısı siyahi. Yani onu da aşmışlar. Artık jenerasyonu değiştiğini, eski kafa yapıdaki insanların da buna adapte olduğunu falan da buradan biraz hissettiriyor bize Çiçeri üzerinden. Sonra biz anlıyoruz ki bu paraları Mike aslında karma için saklamış. Kendi yapamayacağını biliyor. Kardeşiyle ilişkisini düzeltemeyeceğini de anlamış. Burası aslında hüzünlü. Yani onunla konuşabilir miydi? Evet. Ama belki de dedi ki ya ben bunu beceremeyeceğim, yapamayacağım. Burada olsak birbirimizi yiyeceğiz. Belki daha büyük batağa saplayacağım onu. Beraber o parayı batıracağız. Dükkan kapatmak zorunda kalacak. Çünkü abisinin yansımasını biraz Richie üzerinden görüyoruz. Daha sert, daha macho işte bütün sorunları silahla kavga ile çözmeye çalışan bir tip. Oynayan oyuncuyu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Çok bildiğiniz, yakın dönemde de çok izlediğiniz bir oyuncu oynuyor. O sürpriz olsun, güzel olur. Çıktığı an baya güzel oluyor. Ve o maçoluğu da kırıyor aslında burada. Artık kendinden sonra böyle miras bırakmak istemiyor kardeş. Hem kendi yaptıklarını hem kendisini. O yüzden de bu parayı almış, saklamış. Parayı bulması için aslında bir not da bırakmış. Bu notu da Mike buluyor. Ama e, belki de korktuğu için. Ne çıkacağını, ne oku, orada ne yazanı e, görmek istemediği için. Bırakıyor. Ama bu neye yarıyor? İşte plotta neye yarıyor? Karminin aslında başta bulmasıyla sonda bulması... Aradaki o çok önemli bir olgunlaşma sürecini çöpe atacaktı. Sonda bulunca bu olgunlaşma süreci... karma için çok daha iyi çalıştı, ekibini kurdu... ...parayı buldu ve artık franchise'ını yapabilir... ...ve zaten dizinin sonunda da e, artık bir... E, ...duygusal olarak değil ama orada kurulmuş... ...yani pardon, kan bağ olarak değil ama orada kurulmuş bir duygusal... ...aile bağını kuruyorlar... ...ve restoranın adını The Bear'a Bear çeviriyorlar... ...ve dizi bitiyor... Ya yani müthiş bir anlatım bu arada dizi ikinci sezon onayını aldı burada bir çekincem var hani diziyle ilgili gerçekten eleştireceğim pek bir şey yok ee, gerçekten yok. pek değil hiçbir şey yok yani çok temiz bir iş çıkmış burada yaratıcıları tebrik etmek lazım ee, hemen de ismini söyleyeyim Christopher Storer Christopher Storer'ın daha önce e, gördüğüm kadarıyla çok ciddi yani çok aşırı büyük bir işi de yok bu arada eee yani önemli işlerde çalışmış ama herhalde ilk sanırım TV'den büyük işi en önemli işi bu oldu çok da patladı bu iş ya tabi ben, belki benden daha iyi tanıyanlar vardır bir aydınlatırsınız ee, ikinci sezon oyunu aldılar şimdi bu dizi bana e, gerçekten inanılmaz dengeli tek sezonda tüketilen biraz daha fazla yersem de şişkinlik yapabilecek aynı marjinal faydası düşecek Ulan aynı tadı alamazsam ya tadı damağımda kaldı ama daha fazla yemeyeceğim. Gözüm de doydu, ruhum da diyebileceğim bir işti. İkinci sezon umarım e, aynı yemeği bize daha fazla sunmaya çalışmadan, yani bizi şişirmeye, o tadı marjinal değerini düşürmeye çalışmadan daha farklı, belki onun yanına bir aparatif, bir tatlı, daha tuzlu, daha ekşi bir şeyler ekleyerek ilerletir. O zaman güzel olabilir ama bir çekincem var. İkinci sezonun kendi tekrarına boğulması ve tadının kaçması. Çünkü bu dizi çok tek adımlık, tadımlık bir dizi. Yani öyle bir tadım menüsü gibi bir dizi. Sizin önünüze geliyor parça parça birleştirip yiyorsunuz. Bir kadeh şarabınızı içiyorsunuz ve tak kalkıp gidiyorsunuz. O tarz restoranlardan çıkacak bir yemek gibi bir dizi. O yüzden ikinci sezon fazla gelir mi, boğar mı? Yoksa yoksa şu olursa da güzel. Ha durun şimdi biz yeni mevsim sebzelerini aldık, meyvelerini aldık, ürünlerini aldık. Onlarla size ee, bu, bu yemeği tamamlayacak güzel bir tat yapacağız yeni bir menümüz var burada farklı şeyler göreceksiniz evet eski tatları hatırlayacaksınız ama yepyeni tatları da yanına koyacağız ve yine çok dengeli olacak derlerse de müthiş bir iş çıkabilir The Bear'ı izleyin öpüyorum kendinize iyi bakın bu arada House of the Dragon videoları zaten devam ediyor kanalda sezonu bitireceğiz NBA başlıyor yakında NBA videoları gelecek bir duyurum daha var kanala Teşekkürler butonu geldi. Sanırım bu İngilizce super thanks diye direkt geçiyor. Türkçe'de herhalde teşekkürler mi yazıyor? Orada tam bilmiyorum. Ona bakarsınız like butonunun böyle dört basamak yanında. Ona da tıklayıp direkt videolara da e, destek atabilirsiniz. Tabi size kalmış. Sadece like atıp paylaşarak da destek atabilirsiniz. Ya da reklamları izleyin. Bu ara reklamlar CPM değerleri hiç fena değil. He. Bak Kayseri gibi. olan, Oradan beş kişi tıklasa. Oradan 3 tıklasa. İyi iyi iyi. Haydi görüşürüz.